Son dakika, Şükür Türkan'ın bedeni köy evinde bulundu. Günler süren arama çalışmaları sonucunda köy evinde yapılan kazı sırasında ulaşılan Şükür Türkan'ın cansız bedeni ailesi ve köy halkını derin bir şoka uğrattı. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde yaptığı ilk incelemede bazı önemli bulgulara ulaştı. Şükür Türkan'ın kıyafetleri üzerinde yapılan DNA analizleri Fatma ve Mustafa Erdem'in DNA'sı ile eşleşti. Bu bulgu olayın seyrini tamamen değiştirdi. Yetkililer DNA eşleşmesinin ardından Fatma ve Mustafa Erdem'in ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri katilin Şükür Türkan'ın kendi ailesi olduğunu ve cinayetle ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkabileceğini belirtti. Çevrede yapılan ek aramalar ve köydeki diğer tanıkların ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler ve olaya dair verdikleri bilgilerin uyuşmaması soruşturma sürecinde şüpheleri arttırdı. Fatma Erdem ve Mustafa Erdem'in Şükür Türkan'ın kaybolduğu ilk günden bu yana verdikleri ifadelerde çelişkiler olduğu hatta olayı örtbas etmeye yönelik girişimlerde bulundukları tespit edildi. Olayla ilgili olarak adli süreç devam ediyor. Şükür Türkan'ın ailesi ortaya çıkan bu yeni delillerle birlikte cinayet şüphelisi olarak adalet önüne çıkarılacak.